İkinci mesele, İmam Bukhari aynallah, Allah kayırdı deyip saval verişlikini caiz deyip itikad kıladı. Bunu caiz deyip itikad kılışlığı delilini mi? Halku Ef'alil İbad kitabını 37. betide İmam Bukhari kuyudaki eserini zikir kıladı. Süleyman-ı Teymi eytedi ki, لَوْ سُئِلْتُ اَيْنَ اللّٰهِ لَقُلْتُ فِي السَّمَا Allah kayır dedip soralsam, Osman'da da cevap verirdim diye. Allah kayır dedip, Eş'ari Maturidi'den sorayım, bu savalını veriş haram dedi, vermedi. Şunu dedi cevap verirdi. Lekin İmam Bukhari keltirgen, Salaf Salaflardan Süleyman-ı Teymi'ni gapeçi, اَيْنَ اللّٰهِ deyip soralsam dedi, Osman'da da cevap veremem dedi. Eğer ki İmam Bukhari'nin özü hem Süleyman-ı Teymi'ni itikadda bulmagen de onun eserini kiltirmegen bulardı kitabıda. Keyin sözünü devamını işleyin. Subhanallah, salaf salaflarının sözü acayip. Süleyman-ı Teymi sözü de devam etmeye yaptık. فَاِنْ قَالْ اَيْنَ كَانَ عَرْشُهُ قَبْلَ السَّمَا Allah Teala'nın arşı asmanlardan aldın kayır dayıdı deyip sorasa ki لَقُلْتُ عَلَى الْمَا سُونَ اُسْتَيْدِ deyip cevap veremem dedi. فَاِنْ قَالْ اَيْنَ كَانَ عَرْشُهُ قَبْلَ الْمَا Suda aldın arşı kayırda bugün deyip sorasa لَقُلْتُ لَا أَعْلَمْ اَمِنَا دِبَيْتَ مَا قال أبو عبد الله إمام بخاري شو أسار نكيلتر وعطيدا نماذا التعليق قليلتر أتبته وذلك لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعني أقرأ سورة سنة 255 آياتنا آية الكرسي دائق آيات أعطيدا أتبته أولار أوزاتن علمدان فقط أنين أز استغان نرسلان نجينا بلادلار التروب يعني إلا ما بيّن أن الله بيان خيان نرسان بلانس الله بيان خيان نرسان أيتك بز بالمغان نرسة سورة أتك بالمين دي بيتامز دي Bu asar ham Eş'ari ve Maturidilerden Ahl-i Sünnet'e karatıladığın muhim bir savolga cevap. Eş'ari ve Maturidiler Ahl-i Sünnet'e karab eyledi ki Allah Teala arşı üstte deseyler dedi. Arşını yaratmasından aldın kayırdaydı dedi. Arş mahluk. Arşını mahluklukta hiç kendi hılafı yok. Tuhbet kıp durup bazılardan işittim İbn Teymiye rahmetullah arşını kadim de beytken, arşını mahluk nasıl de beytken dedi. Bu tuhbet. İbn Teymiye rahmetullah bir kança oranda arşını mahluklukta ve Allah subhanahu teala'dan başka hemen her şey mahlukluğunu beyan kıyken. Açık etken. Demek ki bugünüm, onların bu savalı, Allah subhanahu teala arş üstte deseyler, arşını yaratmasından türüp kayırdaydı, degen sözüge, Huddu Süleyman-ı Teymi cevap vergendik, la alem de bir cevap veririz. Bilmiyor muyuz diyemiz? Allah teala bizge arşın üstteliğini haber verdi, arşını yaratmasından aldığının kandiyeliğini haber vermedi mi? Bu oldu, şiddet tohtayımız biz. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ Allah bayan kıyan narsanı biz eytemiz, bayan kımagenden tohtayımız, bu gayet narsan. Bu cevabımız şu. Demek İmam Bukhari, Allah subhanahu teala'nı, yani nispeten Allah kayır dediğin savalını verişlik caiz de biledi. Ve şu savalge cevaben Allah asmandadır cevap verişlikte, hem caiz de biliyordu. Eş'ariler ve maturidiler bu seçi. Allah kayır dediğin saval bir gümeydi Allah yani nispeten deydi. Eş'arilerden Ebu İshak-ı Şirazi, özünü el-işara, إلى مذهب أهل الحق لجان كتابنا 389 بيت تايتدك فإن قيل إذا قلتم إنه ليس على العرش الله تعالى عرش استمس لسيلر ولا في السماوات أصلا الله استمس لسيلر ولا في جهة من الجهات برعم برترف تمس لسيلر فأين هو خير دم مسوا أي سيلر ديت يعني أشعر يجيش سؤال بيرلا تيند عرش استمس ديت أصلا ده مس ديت برعم برترف تمس ديت خير ديت بسؤال سا Nerede cevap verirler diyecekti. Yukalu lehum evvel cehlikum vasfikum lehu bil ayn. Sizlerin en birinci nadanlıgiler Allah Teala'ya ayna degen savalını verişlikler de cevap veririz diyecekti. Lianna ayna istihbarun anil mekan ve Rabbu Azze ve Celle münezzehun an zalik. Çünkü ayna degen saval makam hakkıda soruladı. Allah Teala makamdan kalktı cevap veririz diyecekti. Ho, itibar verin. İmam Bukhari getirgen eser bilen, Süleyman-ı Teymi'den getirgen eser bilen Ebu İshak Şirazi'nin, Eş'arilerden bugün Ebu İshak Şirazi'nin sözünü çalıştırın. Hu, delil kim tarafta? Kitab-ı Sünnet, İmam Bukhari kiltirgen itikadını makulleydi mi? Yok ki, Eş'ari ve Maturidiler itikadını makulleydi mi? Elbette delil açık, İmam Bukhari itikadını makulleydi. İmam Müslim özünü sahihede cariyen hadisini kiltirgen. Muaviyyatü min Hakem-i Sülemi radıyallahu anhu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı kilit, bir çörüm bağırdı, tersek şirk koydum. Deyip şu kefaratıya bu çörünü azat kımak için degen peyde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kiltirgin dedi. Degen peyde eynallah deyip soradı. İssemâ deyip cevap verdi. Ben ene dedi. Ben kim ben dedi. Ente Resulullah degen peyde. E'tikha fe innehâ mu'mine dedi. Azat kılın mu'mine iken dedi. Demek subhanallah insan fitratının apkarası açık hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eynallah deyip sual veriyordu. Çörü issemâ deyip cevap veriyordu.
Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bu cevap körünün imanına dalalet kılganlığı için ve innaha mu'mine bu mu'mine iken azat kılıyorlar dedi. Azat hora vurdu dedi. Eş'ari ve maturidiler aynallah deyip sonra aşkı bu miydi dedi işte. Doğru mu? Bu hadiske ne dedi? Cevap veresler. Sahih-i Müslim'de türüptü. Her kıl cevaplarını verişe hareket. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ Osmondagi zot, ya'ni Alloh ne aytibdi? Amintum man fis sama, osmondagi Alloh sizlarni yerga cho'ktirib yuborishlikdan, yerga yutqizib yuborishlikdan omondamisizlar? Fa idha hiya tamur, yer sizlar yerga cho'kib ketganlaringdan keyin, yer sizlarni yutib ketgandan keyin qarasa yer harakatlanadigan, qimirlaydigan bo'lib turgan bo'ladi. Ya'ni mana shunday bo'lishligidan kim omonda? Kim ayta oladiki shunday bo'lmaydi deb? Hozir turgan holatda yer cho'kib ketmaydi deb kim ayta oladi? Alloh taolo ko'rsatyapti qancha-qancha odamlarni yer yutib ketganligini. Shaharlarni, qishloqlarni shunday yer yutib ketgan holatlari bo'lgan. Alloh xohlasa bitta katta davlatni bitta yer shunday qoplab yer ichiga cho'ktirib yuboradi. Xuddiki suvga cho'kkanday. Tuproqda ham Alloh taolo bir buyursa xuddi shunday cho'kib ketadi hamma narsa. Alloh mana shunday zot, osmondagi Alloh mana shunday qilishligidan sizlar omondamisizlar? Mana bu oyat Alloh subhanahu va taoloning osmonda degan ochiq oyat bu. A amintum man fis sama, osmondagi zot Alloh degani. Bu ham dalillar, bunga ulamolar mingdan ziyod dalil keltirishadi. Mingdan ziyod. Alloh taolo osmonda deganligiga mingdan ziyod. Bittasi mana shu. Juda ham ochiq, sarih. A amintum man fis sama, osmondagi zot deyapti. Va joriyani hadisda Muaviya ibn Hakam as-Sulaymoni hadisda keladi. U kishi aytadilar, ey Rasululloh, bir tog' tomonda meni qo'ylarim bor edi, bir joriyam qo'yga qarab yurardi. Bir kuni bo'ri kelib qo'yni yeb ketibdi. Men ham odam bolasiman, ichim achiydi molga. Keyin haligi joriyani urdim degan. Achchig'im kelib ketib joriyani urdim deganda Rasulullohning yuzlari o'zgarib ketgan. Shunda Rasulullohning bu holatini ko'rib, ey Rasululloh, ozod qilaymi dedi. Nima deysiz degan. Rozi qilishlik Rasulullohni ya'ni bu holatini ko'rgandan keyin ozod qilaymi deganda olib kel joriyani bu yoqqa degan. Joriyani olib kelgandan keyin Rasululloh aytdilarki, "Ey joriya, men kimman?" dedilar. Shunda anta Rasululloh degan, siz Rasulullohsiz degan. Alloh qayerda degan, aynalloh deganda fis sama degan. Fis sama osmonda degan. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Atiqha fa innaha mu'mina." Ozod qilib yubor chunki mu'mina ekan bu dedilar. Alloh osmonda, mana bu juda ham ochiq gap bu. Mana oyatdagidek xuddi amintum man fis sama, osmondagi zot. Alloh qayerda desa osmonda. Bu degani Alloh taologa bir makon berish degani emas bu. Alloh yuqorida degani, osmonda degani yuqorida degani. Alloh arshni yuqorisida. Masalan, Qur'onda 7 ta o'rinda keladi. Istava alal arsh. Alloh taolo arsh ustiga ko'tarildi degani. Yer bo'lsa yerning tepasida osmon, osmon bilan birinchi osmon bilan ikkinchi osmon o'rtasida masofa 500 yillik, keyin ikkinchi osmonni qalinligi, keyin yana masofa 500 yil, uchinchi osmonni qalinligi 500 yil 500 yil ketaveradi. Ana shu 7 qat osmon bor. 7 qat osmonni tepasida kursiy bor. Kursiyning tepasida suv bor, suvning tepasida arsh bor, Alloh arsh tepasida. Bu degani Alloh taolo arsh ustiga chiqib o'tiribdi, arsh tushib ketsa Alloh qayerga ketadi degan gaplar aqlli odam gapirmaydi bu gapni. Alloh subhanahu va taolo o'zini zotiga mos, o'zini holatiga mos holatda buyuk zot. Alloh ham o'zini zoti bilan, ham o'zini sifatlari bilan va sha'ni bilan oliy bo'lgan zot. Alloh taoloning oliyligi uluvuz zot va uluvuz sifa va uluvuz sha'n. Uluvuz zot Alloh taolo o'zi qayerda desa yuqorida. Imom al-Haramay Juvayni bir kun dars berib turganda, Juvayni bilasizlar, Ash'ariy aqidasidagi odam. Bir kuni Alloh taologa makon nisbat bermaslik haqida gapirib turgan. Alloh fis sama deb bo'lmaydi, noto'g'ri. Allohni yuqorida deb bo'lmaydi degan. Qayerda desa yo'q, bir joy nisbat berish kerak emas Allohga. Shunday deb turganda bir hamadonlik, bir oddiy bir sahrolik, sahroyi bir odam kirib kelgan. Shunda aytganki, "Ey shayx" degan. "Bu gapingni qo'y" degan. "Seni gapingni ham, palonchining gapini ham, hammasini qo'y" degan. "Menga bitta narsaga savolga javob ber, bir narsani tushuntirib bering" degan. "Men qachon Alloh desam, qalbim yuqoriga intilyapti" degan. "Alloh desam, qalbim intilyapti. Bu kechinma, bu holat senda ham bor" degan. "Mavda ham bor, mavda ham bor, hammada bor bu" degan. "Agar Allohni osmonda demaydigan bo'lsak, buni qanday yo'qotamiz? Shuni yo'qotishni o'rgating bizga" degan.
shu intilishni qanday yo'qotamiz degan. Shunda Juvayni boshlarini qo'y qilib o'tirib o'ylanib qolgan ekanda Hayyaronil Hamadani va Hayyaronil Hamadani degan. Ya'ni bu Hamadonlik odam meni hayratga tushirdi, meni hayratga tushirdi degan. Javob bera olmay qoldi o'shanga. Bu nima degan gap bu? Aqidada imom bo'lgan, bir necha yil imom bo'lgan, bu sohani imomi bu butun odamlarni peshvosi bo'lib yurgan odamni oldiga bitta sahroviy odam kelib turib bir masala so'rasa, u masala ham Alloh haqida bo'lsa, Allohning sifati haqidagi masala bo'lsa, o'shanga javob bera olmay men hayratga tushib qoldim deyish nima degan gap bu? Bu bitta narsaga dalolat qiladiki, bu aqida bir fosit narsani ustiga qurilganligiga. Aqida fosit narsani. U nima u? Alloh subhanahu va taoloni nimagadir o'xshatib, odam xayolida o'xshatib, keyin u aqida tutishlik. Mana bu fosit aqida bu. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Laysa kamitlihi shay." Alloh hech narsaga o'xshamaydi. Imom Ahmad aytganlari kabi, sen agar Allohni qanday tasavvur qilgin, baribir insonga bir tasavvur keladi-da, bir Alloh qanday ekan, Alloh degan narsa zotda bir tasavvur kelsa, qanday tasavvur kelsa bilginki Allohning xilofi. Ana bu narsa juda ham yaxshi ilm, insondagi vasvasani ketkizadi. Alloh deganda odamlar rasm chizib oldi. Mana Hindistonda Alloh deb turib, masalan, nechta qo'llar yasab, butlar yasab oldi odamlar. O'sha Alloh deb bitta qo'li rahmat keltiradi, bitta qo'li azob keltiradi deb har xil qo'llar, bir nechta qo'llar nima qilgan isib yasab chizib o'zlarcha haykallar yasagan. Mana bular shayton odamlarga har xil narsalarga odamlarni shu fitratidagi narsadan kelib chiqib, odamlarni ilmsizlik bilan yoqqa-yoqqa tortgan. Biz Alloh subhanahu va taologa qanday o'zi xabar bergan bo'lsa va Rasuli sallallohu alayhi vasallam qanday xabar bergan bo'lsalar, mana shunday ishonamiz. Alloh osmonda degani, Alloh yuqorida degani. Bu fitrat bu. Bu fitrat. Hatto kofirlar ham jonidan o'tgan paytda Alloh biladi deydi. Alloh taolaga borgan javob berasan deydi. Yahudi ham, Nasoro ham shunday deydi. Bu fitrat bu. Insondagi fitrat, Alloh yaratgan bir fitrat bu. Har bir odam biladi, Alloh yuqorida deydi. Hech kim yerda Alloh biladi deb yerni ko'rsatmaydi. Yo bir o'ng tomon yo chap tarafni ko'rsatmaydi Alloh men deb. Alloh ko'rib turibdi-ku deydi kim bo'lsa ham. Ey kofir bo'lding, qo'lingni osmonga qilding. Alloh deb osmonni ko'rsatib yording, kofir bo'lding sen demaydi-ku hech kim. Alloh subhanahu va taolo yuqorida degani, fissama degani Alloh yuqorida, osmonlarda ichida degani emas bu. Alloh yuqorida degani. Hozir aytganimiz kabi osmonlar uni ustida kursi, uni ustida suv, uni ustida arsh, Alloh arshni yuqorisida. Ana shu arshni yuqorisidagi zot yerda hukmi. Shu zot bizni yaratdi, shu zot bizga rizq berdi, shu zot bizni hamma holatimizni boshqarib turgan, butun ichimizdagi ichki kechinmalargacha bilib turgan, hamma tafsilotlarigacha boshqaradigan zot Alloh Robbul alamin bo'ladi.